Hoş geldin. Merhaba. Bak sana özel yer yaptık. Çok iyi. Sağ ol. Motosiklet için özel park yeri var. Vay. Hiçbir istasyonda göremezsin öncelikle. Evet. Niye motor dostu istasyon var mı yok mu diye soruyorsun ya. Onun birincisi bu. Evet. Zemin niye farklı için? Abi zemin? İşte abi, burası için kaymaz zemin. Ona esas öteki tarafta ben sana söyleyeceğim. Birazdan evet. Benzin alacağız. Çünkü bu güzel benzin yiyordur herhalde. Güzel yiyor evet. Kaskları da görmen lazım. Kaskları oraya mı koyuyoruz? Ya, burada bak güzel anahtarlı dolap var. Koyun vay. Kaskları. Çünkü motorcunun en büyük derdi istasyona merhaba. Geldiğinde bunları ne yapacağım? Tuvalete gideceğim, kahve içeceğim bilmem ne. En güzel böyle... Tamam. Rahat ediyorsun en azından. Biraz burada dinlenmek için iyi bir şey. Peki anahtarlarımızı mı alıyoruz? Al. Ben de bunu öteki dolaba koyayım. Güzel. Bu güzelmiş bak. Güzel abi. Hani yoktu abi. Varmış. Ya. Ha? Motorcu dostu diye bizi buraya getirdiniz. Getirdiniz. Ya bir kere en önemlisi ne biliyor musun? Buradaki personel özel eğitimli. Motorculara nasıl davranacağını biliyor. Onların ne derdi olduğunu, neye ihtiyaç olduğunu ve motora ve motorcuya nasıl davranacağını biliyor. Birincisi o. En güzel tarafı evet. O. İyi eğitimli, düzgün personel. Onun güzel. Dışında özel park yerleri var böyle gördüğün gibi. Evet. Evet. Bütün kıyafetlerini, kaskını, ıvırını, zıvırını buraya koyuyorsun. Çünkü evet. içeride gidip bir güzel kahve içmek istersin, evet. dinlenmek istersin, işte tuvalete gidersin. Tuvalete gidersin, o bu falan. Yani çünkü burası birazcık motorcunun vakit geçirdiği ve dinlendiği evet. yerlerden bir tanesi. Evet. O yüzden böyle bir yere de dinlenmek kritik bu çok şey büyük abi. Avantaj. Değil mi? Evet. Benzin nasıl alınıyor abi? Burada biraz daha başka. Sana dedim ya abi. Normal araba gibi değil. Sürüyor falan. Ha. Hadi yapalım. Alın motoru gelin ben yürüyorum. Şuraya gelin. Tamam. Şuraya akaryakıt pompasına tamam. geliyoruz. Aynen öyle. Evet hocam. Ne yapıyoruz? Şimdi abi, burada benzin alacağız. Bir özellik göstereceğiz sana. Bana. İki tane bize. Bak burada çok önemli iki tane özellik var. Onu söyleyeceğim. Nedir abi özellik? Bir tanesi Zafer abi kaymaz zemin. Evet. Şimdi bu motorcular için birazcık çok iyi bir şey. Çünkü şu var gelirsin daha önce birisi benzin almıştır bir şey olmuştur yere bir araba yağ bırakmıştır falan. Ya da yağmurdur odur budur. İnerken kayabilirsin. Motoru kay. Gerçi bu motor kaymaz ama. Sen kayabilirsin. Motor kaymaz mı? Can Hoca kayar. Aynen evet. öyle. O yüzden bu zemin kaymıyor. Evet. Bakın oralarda da var. İkinci güzel özellik benzin alırken motorunu sevenler için. Bak. Şöyle bir bez var. Bu böyle basit bir şey gibi gözüküyor oo, ama. Ooo dur bakalım. dur bak. Bu ne biliyor musun? Ben bu, biliyorum. Koruma Zaten örtüsü. Çünkü şöyle bir şey var. Benzin alırken bunu buraya bak önce göstereyim. Şunu şuraya güzelce seriyorlar. Bunu tabii biz yapmıyoruz. Buradaki... görevli arkadaş abiler yapıyor. Yapıyorlar. Aynen öyle. Seriyoruz ki çünkü motorunu sevenler çok iyi bilir ki o pompacı abi bunu işte bilmeyenler, eğitimi olmayanlar bunu buraya koyarken biraz sert davranabilir. Sağa solu çizebiliyor. Tabii. Aynen. Bir yandan da bütün senin benzin tankını çizebiliyor. Ayrıca fazla akıttığı zaman en azından motoruna gelmiyor. Bu koruyucu örtü onu tutuyor. O yüzden iyiymiş. En azından küçük bir detay gibi gözüküyor ama önemli bir detay. Bu Can Hoca gibi malının üstüne titreyen, evet. malı kıymetli sürücüler bütün motorcular için öyledir. Bütün, aynen bütün motorcular, motorcular öyledir. Vallahi. Ben daha malının üstüne titremeyen motorcu aman görmedim. Abi, bak şey olmasın. Bu bizim arkadaşımız çünkü öyle düşün. Evet çünkü devamlı bu silerek olmaz. Pastacılığıyla gezemiş. İyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi fikir. Çok iyi. Güzel bir ya bulmuş. Çünkü detay bu. Bunu motorcu olmayan bilemez. Bir dakika bir şey soracağım. Evet. Peki mesela normalde bazı benzin istasyonlarında hani taşıt tanıma sistemi falan filan böyle bir şey var ya. Aynen. Bunda da öyle bir sistem var mı motosiklette? Burada daha güzeli var. Nasıl bir şey? Vay diye bir uygulaması var. Sen önceden uygulamaya şeye giriyorsun, kredi kartını bağlıyorsun. Ve yolculuğa çıkarken ne kadarlık benzin alacağını önceden oraya giriyorsun. Giriyorsun. Sana bir kod veriyor. Dolayısıyla sen sadece o kodu söyleyerek ya da göstererek evet. yani eldivenlerini bile çıkarmadan, kaskını çıkarmadan benzin alıp yoluna devam edebiliyorsun. Ha, ya da kasaya gitmene gerek yok. Doğru çünkü mesela gittin kasanın önü izdiham. Aynen aldın öyle. 500 liralık eziyet. Benzin 27 dakika bekliyorsun. Falan. Beklemekten aynen ziyade öyle. Motorcu olarak şöyle bir derdimiz oluyor abi eldiveni çıkar. Bazen kaskı çıkar. Bilmem. Kredi kartını bul. Numarayı aynen. söyle geç. Geç. Aynen bir çok de iyi. Üstelik indirim de var. Ne? Ekstra. Aynen. Bak, uygulama üzerinden alırsan indirimli alıyorsun. Abi şu anda vallahi benzin mı? Uçuyor. Yani akaryakıtı indirimli alma özelliği de var. Aynen. Evet. Can Hoca tam bir yerini buldum biliyor musun? Seni biliyorum abi. Var. Arkadaşlar bizim depomuzu fullerken evet. bezi koyup özenli evet. bir biçimde motorun gövdesine zarar vermeden depoyu biz de birer kahve içsek diyorum. Ha? Olur yani çok güzel iyili kahve var. Vallahi. Vallahi. Hadi gel. Poğaça. Poğaça da var. Gel, gel be poğaça da var be. Tamam. Gel. Hadi gidelim.
He? Abi bak baştan... Lafların ne oldu abi? Hayır, beğendiysen baştan... bir kahveyi hak ettin vallahi. Abi kahvemizi içeriz. Ben baştan bunun bir prodüksiyon olarak yani beni kandırmak üzere... Şu anda hala. İkinizin tasarladığı bir konsept olarak düşündüm. Bence hala şüphelenebilirsin. Vallahi. Abi bilmiyorum daha bitmedi. Ama, daha geziyoruz. Ama orada çalışan bir arkadaşa sordum. Abi bizim bu motorcularla ilgili en az Türkiye'de 150-160 yerde istasyonlarda böyle teşkilatımız var dedi. Var. Bir de şöyle bir şey. Öyle motorcuların bir en çok ziyaret ettiği yerler seçiliyor. Hatta mesela şöyle... O bir de sürekli güncelleniyor. Mesela motorcular bir yerde yoğunlaşmaya başlıyor. Mesela ayrı bir rota çıkmaya başlıyor. Aha. Hemen iTunes ona göre bir güncelleme yaparak oradaki istasyonları motorcu dostu haline getiriyor. O da çok süper. Ne içersiniz? Kahve. Poğaça. Nasıl? Ha, poğaça. Pardon. Her şey var. Burada her şey var. Abi ya sıcak, ne istiyorsunuz? Sıcak poğaça şeyi geldi de. Sıcak, soğuk. Kahve içeceğiz evet. Bak şimdi mesela bu teşkilat olmasaydı benim hep aklım dışarıda olurdu şimdi. Ne demek? Acaba kaskımı aldılar mı? Motorun üstünden falan. Evet. Anladın mı? En azından güvenli bir biçimde malzemeleri... Ya da kaskı yanına alacaksın. Kolunda ama taşıyacağım şimdi, böyle. Evet, burada şimdi öyle bir şey var. Şey yok. Çok ama iyi. Yanına aldığın o çok büyük dert o. Kask, sadece kask da değil ki. Montun da var, eldivenlerin de var. Tuvalete gideceksin, kahve içeceksin falan sürekli. Eziyet yani. Doğru. En azından şurada dinlenelim. Yol zaten yorucu yeterince. Evet. Hocam sizin duygularınızı alalım. Benim duygularım, ben umduğum gibi zaten bildiğim bir şey olduğu için şaşırtmadı beni. Ha. Şaşıran sendin, olmaz bildiğim diyen şey, ben sendin. Bir şey söyleyeyim, 40 kere söyledim ben, sen hiç gitmedin. İlginç bir şeydi, olamaz, Avrupa'da bile yok, dünyada yok. Abi var diyorum. Nerede, Avrupa'da yok. Var işte, var. Ya burada var, Avrupa'da tamam, yok hani, ki. Yok diyorsun yok, abi. Maalesef hayır, yok. Böyle isyan edecek kadar böyle büyük büyük konuştum. Var. Abi alt metinde 3 defa poğaça dedim. Daha canımsın. Kaç defa diyeceğim yani? Poğaçaları yiyebilir miyiz Can Bey'in önüne? Sıcak sıcak çıkmış. Of. Can Bey poğaçanın hangisinden istersiniz? Neli var efendim? Patatesli var, dere otlu var, nereden beyaz peynirli, yani? Kaşarlı. Biliyor abi musun? Sayma, yok öyle bir. Ne sor. Var hanımefendi? Evet. Buyurun. Ben her zamankinden alayım. Hangisi her zamankinden? Sade. Evet Can Hocam. Kendi ellerimle size poğaçanızı ikram edeyim. Buyurun. Kendi ellerimle değil. Hocam kahve nasıl? İli. İli. Kelime oyunu mu yapıyoruz abi? Kelime oyunu yapıyorum. Kahve iyi ve ili. Süper. Evet. Kahve ili mi? İli. Afiyet olsun. Bana bir iyi kahve verir misin dediğin zaman o anlama geliyor. İyi bir kahve gibi. İyi bir kahve gibi. İyi kahve. Anladım. Evet çıkalım mı hocam? Arkadaşlar da çalışmalarına hadi. Devam etsinler. Çok boşa, teşekkürler. Boşa yemez misin? Ben yemem. Teşekkür ederim şimdilik. Efendim kolay gelsin. Bence hepimiz başarılar yemeliyiz abi. Poğaça çok iyi. Hepsi bunun çok saatini iyi. Yazmak lazım. Ne zaman çıkıyor bu poğaça? Çünkü bu sıcaklığı yakalamak lazım. Evet hocam doğru söylüyorsun. Erdil kesene bereket. Afiyet olsun. Baba sağ olasın.